Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün Farmstötter 2017 kaldığımızdan devam ediyoruz arkadaşlar. 25. bölüm aynen 25. bölüm. Şimdi şöyle silajlı şey oldu. Ben o bizim o kocaman tarla olan tarlayı şimdi şöyle göstereyim. 23 numaralı tarlayı arkadaşlar. Mısır vardı orada biliyorsunuz. Onu silaj yapmaya başladım ben. Ve biliyorsunuz o büyük tarlayı silaj yaparsak biyogaz stasyonuna getireyim demiştim ben. Ki getirdim de bir remote getirmem zaten. Şimdi ikinci remote'u getiriyorum. Şöyle yapalım. Aynen, ikinci remote. Bu arada bizim buradan diğer silajları sattım arkadaşlar. Ben kalan 55 bin litre kadar silaj kalmıştı galiba. Onları da ben video dışına sattım. Pardon. Dediğim gibi arkadaşlar, onları da ben video dışına sattım. Yani şu an tam 400 binimiz vardı ama şu an gitti. Tam 400 binimiz var arkadaşlar. Neden? Çünkü geçen bölümde biliyorsunuz daha az paramız vardı. Dediğim gibi ben kalan silajları sattım. Yani biraz onlardan. Biraz işte bizim artık 3 tane seramız var. Onlara hem su hem gübre koyuyoruz. Bayağı para geliyor onlardan arkadaşlar. Yani gerçekten gördüm yani. Bayağı para geliyor falan. Buna önem çevirdim yani. Baktım ona. Bayağı bir para geliyor seralardan falan. 3 tane seramız var biliyorsunuz. Onları full şey yapıyoruz. Bu kepçe de artık çevirsek güzel olacak. Bizden boşuna para almasın. Değil mi? Nerede o kepçe? Burada. Çevirelim, döndür diyelim. Artık yani belli ki biz silaj işine gireceğiz. Belki bir tane kepçe alırım. Yani bunun olmasa da diğerinden de o teleskopik taşıyıcılardan bir tane alırım. Yine sabah çektiğimden dolayı videoyu boğazım bile değişik. Şimdi şey 2-3 bölümdür neredeyse her videonun altına yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte koyun al, koyun al diye. Bu kötü bir şey değil. Yani kesinlikle ben kötü bir şey demiyorum. Hiçbir şekilde bundan rahatsız olmuyorum fakat şöyle bir şey var. Ben zaten hani ama ben almıyorum coin, neden? Yani kendim bir coin almak istemediğinden değil, sadece unuttuğumdan yani. Bunu yanlış anlayanlar olmasın yani lütfen. Sadece unuttuğumdan almıyorum. Sürekli unutuyorum çünkü her işte video başından önce ben diyorum işte bunu yapacağım ama genel konuların bazılarını unutuyorum çünkü işte video falan aldırıyorum kendimi size muhabbet falan ederken falan. Aldırıyorum kendimi ve unutuyorum bazı şeyleri. Ama bu bölümü alacağım. Yani en az bir 100 bine coin alacağım arkadaşlar. Bir 100 bine coin alacağım bu bölümde. Duruma göre az olursa yani bir 100 bine 30 coin olur diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum tam fiyatları unuttum coinlerin ama bakacağız. 100 bine coin alacağım. O duruma göre az gelirse 150 bine de coin alabiliriz. Bir 50 bin daha verebilirim. Dedim ki 400 bin var, neden? Çünkü hem seralardan bizim hem 3 tane seramız var biliyorsunuz. 2 tane solar panelimiz var. 3 tane arı kovanımız var. Hem onlardan para geliyor bize. Birazcık onlardan sattığım silajlardan. Birazcık işte çim kalmış tarlada. Oradan işte bir remote çim sattım. Dur bunu niye bıraktım lan? Aldırdım kendine. İşte o çimlerden falan arkadaşlar. Görev falan yapmadım ben. Hiçbir şekilde görev yapmadım bu defa. Sırf sadece bizim çalıştıklarımızdan para, bu kadar yani para geldi. Yani bir 80 bin kadar para gelmiş galiba. İşte bunlar tabii şeyler bizim diğer çıkarlar dışında 80 bin yani güzel, bayağı güzel para. Şimdi bunu bırakalım çalışsın. Bu 150 beygir akışta biliyorsunuz ve bu iki remote'la bunu çalıştırmaya yetiyor yani rahatla. O yüzden bunu burada çalıştırıyorum. Şimdi yakında yani arkadaşlar ben bu defa bütün tarlaları ekmeye başladım zaten. Bütün tarlaları buğday veya arpa ekeceğim bu defa. Çünkü arkadaşlar arpamız ve buğdayımız az ve samanlı kaldı biliyorsunuz. Pardon yine. Ben o samanlığı doldurmak istiyorum. Yani tabii ağzına kadar doldurmayacağım ama birazcık oraya depolamak istiyorum. Hem buğdayımız, arpamız var da buğdayımız da az. Genelde çoğu tarlaları buğday ekeceğim. Ama hepsini değil, bazılarını şey ekeceğim dediğim gibi. Bazılarını, ups vurduk. Bazılarını arpa ekeceğim. Ve onların çoğundan saman alacağız. Yani hepsinden almayacağız saman tabii ki. Çok yani aşırı fazla gereksiz olur. Ama saman alacağım. Ama bu defa yani saman, bütün tarlaları buğday falan ektiğimizden sonra ayçiçeği veya işte şey ektiğimizde mısır ektiğimizde arkadaşlar onları hasat etme zamanı geldiğinde bu bizim o küçük kesiciye satacağız artık ve bu biter dönü kendi kesicisini alacağız. Kendi büyük mısır kesicisini alacağız. Ayçiçeği için kesici alır mıyım? Bence almam. Şu an şu etapta bize yani pek kurtarmayacak o kesici yani fiyatı. Ama şey yani bu mısır şey kesicisinin bir büyüğünü alacağız arkadaşlar. Yani kendi bu şeyin bir tane kendi kesicisini alacağız. Ben şu an bunu satmıyorum çünkü direkt o kesici alma zamanı geldiğinde direkt onu zaten almaya bir tane öyle gideceğim. Bir tane öyle almaya giderken o kesici de götürüp onu o kesici orada satacağım. Hem biraz daha fazla para veriyor biliyorsunuz. Yani
2000 euro fazla verse yine bize kârdır. Şöyle salalım zaten son tarlamız biçmek için bu. Pardon yine. Salalım bunu da bitsin. Yani bakın yani ki buğday kesicisi ne kadar büyük ve yani ne kadar şey. Bunu saman salalım mı? Biz bırakalım saman salsın bu, tamam. Şöyle miydi o? Şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Saman bırakacak mı? Bırakmalı şu an. Bırakmıyor. Ne oldu? Tamam bırakıyor. Tamam saman bıraksın bu. Şurada bir böyle çizgi var arkadaşlar. Ekilmedik yer. O öyle kaldı. Traktör ekerken biraz şey oldu. Sorun çıkarttı ve öyle bir çizgi kaldı ortada. Olsun. Şimdi. Yani bu da ekiyor burada. Buğday ekiyor bu tarlaya. Sonra. Bu işini bitirdi. Ha yok daha mısır var. Mısır tarlaları var. Şimdi ha ben oradan bizde bir remork çim vardı geçen bölümde biliyorsunuz arkadaşlar. Onları buraya getirdim ve sadece bir remork çimden yani 34 bin litre çimden bu kadar çim çıktı arkadaşlar. Ben böyle korktum yani boşaltırken böyle. Dedim ne oluyor falan. Yani bayağı çıktı arkadaşlar çim. Ha şöyle bir şey de var. Şimdi şurada samanlar falan görüyorsunuz. Onlar ne diyeceksiniz? Ben video dışında arkadaşlar şu güç besini nasıl yapacağını yani. Full güç besini nasıl yapacağını araştırdım. Bulmaya çalıştım yani. Hiçbir yerden bakmadım. Sadece kafama göre denedim. Bulamadım. Yani ne yapsanız yarısından çoğu silah için gidiyor. Kalanı işte güç gübresi, güç besin için gidiyor mesela. Şöyle göstereyim. Nerede onlar? Şu an bizim yeklerde her şey var. Koyunlarda her şey var da. Ama mesela bakın silaj. Bizim silaj deposu arkadaşlar galiba 25.000 26.000 litre civarında. Ama bizde silaj kurutu işte. 38.000 litre var. Ben bunu 43-42 bin litreye kadar koyduğum bile var çünkü güç besini koyduğum an o kalan şey silajı koyuyor ve yani yer olmasa bile koyuyor çünkü yani ziyana gidecek diğer türlü koyuyor. Ben yani çok oluyor, ben silaj koymuyorum hiç yani, sadece güç besini koyduğumda silaj da oluyor kendi kendine. O yüzden bayağı bir sürede silajımız burada duruyor, 45 bin litre silaj var. Şimdi bu samanlar da burada, bunları da koyarız biz bir yer. Zaten makinemiz yerden alıyor direkt, sorun değil o. Şimdi bize bir tane kepçe lazım. İşte neyse biz bir koyunların yanına gidelim arkadaşlar diyeceğim de yok ya, bize kepçe lazım. Bize bir kepçe lazım. O yüzden de şöyle yapacağız. Ya da bir bakalım işini bitirmiş mi? Ha işini bitirmiş lan, tam da işini bitirmiş, tamam. Gidelim bunu götürelim şeye, kepçeyi de şey yapalım. Sonra bir 100 bine, işte dediğim gibi duruma göre 150 bine koyun alalım. Çünkü güzel olacak. O saman şeyini de aldık arkadaşlar. Onu saman şeyini de dolduracağız. Saman dediğim gibi. O sadece saman değilmiş arkadaşlar. Ona saman ve kurot koyabiliyormuşsunuz. Yani iki şey için oluyor. Bizim silolar gibi. Silolar daha fazla şey için oluyor da bu iki şey için oluyor. Yine de iyi yani. Sadece samanlık değil yani. 90.000 çünkü sadece samanlık için 90.000 vermek bence yani mantıklı bir şey değil. Yani akıllı bir insan bunu böyle bir şey yapmaz. Ben ne yaptım arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Ben aslında samanlı almayacaktım. Alma sebebim şu, bir arkadaşım yani videolarımı da izliyor kendisi. Sürekli diyordu bana işte al onu al onu. Çünkü yani şimdiye kadar daha kimse videolarında bunu almadı. Bir sen al dene falan diyordu. Ben de alayım dedim. Yani çünkü işe yarayacak aslında da. Bayağı bir alıyor çünkü 250 bin litre saman ve kuru ot alıyor. Yani ikisini depolabiliriz içine. Çok rahat olacak yani. Çünkü ben 250 litre samanı ve kuru otu yere dökersem yani şu bütün alanı kaplar muhtemelen. O yüzden de yani güzel bir şey de pardon dediğim gibi yine şu an almak gibi bir şeyim yoktu. Evet şöyle takalım. Şimdi palet şeyini takmayacağım, ben kepçeyi alacağım çünkü palet şeyini paletleri daha doldurmayacağız. Ben bekleyeceğim de paletler dolsun yani bir remork en azından. Hatta bizim remorkumuz biraz küçük ama olsun. Şimdi ben direkt bununla gideceğim değil mi? Aynen. Direkt böyle gideceğim. Bir şey götüreyim onlara. Hadi şu remorku da götüreyim ben. Hem koyunlara su koyarım hem de şey gelirken suyu doldurmuş olurum suyu yani şeyi. Şu kalan suyu ben boşaltayım bizim şu şeylere. Vurduk. Seralara da boşuna şey olmasın yani. Gidelim şimdi koyun alalım değil mi? Şöyle boşaltalım. Ya bu sera hepsini alacak mı? Alacak gibi duruyor aynen. 300 litre kaldı. Bunu da diğer seraya koyalım. Şöyle. Gübreleri de bu arada bayağı azalmış. Ya ben niye basamıyorum bu tuşları? Ha tamam bastım.
Tuşlara basamıyorum, böyle bir değişik oluyor. Ya hani gübreler bayağı azalmış arkadaşlar. %42 falan kalmış, yani %40 kalmış gübreler, ama olsun. Ha, burada var birazcık. Koyabiliriz. Şimdi koymayacağım da. Geri döndüğünde koyarım ben. Bu traktörde bu arada geniş teker kutu taktım arkadaşlar. Ha, bu arada bir arkadaş şey demişti. Ben diyordum ya işte, bizim o Valtra çekmiyor diyordum yani. O bizim o kultatör çekmiyor aslında. Yeterinden çok daha fazla gücü var ama çekmiyor diyordum. Bir arkadaş şey demişti. Geniş teker var onda demiş. Standart tekerleri tak daha iyi olur demiş. Traktörlerin yani çekmeme olayı ondan olabilir. Çünkü gerçek hayatta dart tekerler oldun mu? İşte ağırlık daha az bir şeye oluyor ya, işte ağırlık daha az bir bölgeye yayıldığından dolayı daha çok basınç uyguluyor mesela bir bölgeye. Tam anlatamadım da işte anladınız işte. Öyle de yani daha çok daha iyi şey oluyor. Ne o? Grip işte daha iyi tutunabiliyor işte tekerler yere. Ben bu olayı biliyorum yani, gerçek hayatta da böyle demiş arkadaş. Evet, gerçek hayatta da böyle de ben oyunda böyle bir şey olduğunu düşünmüyordum, o yüzden öyle yapmadım. Ama yani oyunda da böyle bir şey varsa deneyeceğim. Ama şöyle bir şey var, bizim Valtra'da zaten geniş tekerler yok. Bizim Valtra'da arka tekerlerinde ağırlıklı tekerler var. Yani standart tekerleklerin arkada ağırlık olan versiyonları, ki yani ağırlıklı olduğunda gerçekten daha çok çekmesi de lazım aslında. Daha çok patenin çekmemesi lazım. Çünkü hem standart tekerlerine geniş teker değil, hem de ağırlık var arkada. O yüzden yani onun o arkadaşın söylediği şey bizim bu Walter için geçerli değil, ama diğer traktörler için geçerli olabilir. Bu nasıl doldurmuş, şuradan dolduracağım. Ve şöyle bir şey de var. Yok, yani ben oyunda böyle bir şey olduğunu düşünmüyordum, o yüzden yapmıyordum bunu, ama oyunda böyle bir şey varsa gerçekten, yani gerçekten oyunu yapmayacağım yani, adamlara helal olsun diyeceğim. Çünkü yani adamlar bunu düşündüyse yani gerçekten demek ki oynayan gerçekten kafa yormuşlar demek ki. Ve o bütün o işte 2017 2015'in aynısı diyen arkadaşlar kapak olsun bu diyeceğim yani, daha ne diyeyim, böyle bir olay varsa, yoksa böyle zaten yani oyun güzel, gerçekten güzel, yine kapak olsun yani, daha ne diyeyim, oyunun gerçekten çok yenilikleri var, oyun gerçekten mükemmel yani, ama bu olay varsa da gerçekten çok güzel olacak yani, gerçekten yani adamlar helal olsun diyeceğim, çünkü yani o kadar düşündüyseler, ben daha ne diyeyim yani, söyleyecek bir şey yok. Şimdi şöyle gidelim. Traktörümüz patina çekiyor her zaman olduğu gibi. Hem sözde önünde kepçe var, biraz daha ağırlık falan oluyor ama yok yani. Ama yani o arkadaşın dediği şey ya mantıklı, gerçekten mantıklı. Dediğim gibi ben onun gerçek hayatta öyle bir şey olduğunu biliyorum zaten, ama oyunda olduğunu bilmiyordum. Yani düşünmüyordum, belki yoktur da. Düşünmüyordum. Yani bir deneyeceğim ben onu. Bir ara denerim ben video dışında. Ona göre bir şey yapacağım. Ama dediğim gibi yine de arkadaşın söylediği şey bizim Walter için geçerli değil. Çünkü Walter'da standart tekerleklerin sadece ağırlıklı olanları var. Bu da dediğim gibi daha çok patinaj, daha az patinaj çekmesini sağlamalı. Bilmiyorum. Şöyle boşaltalım bunu. Boşaltırken şey yapamıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle temizleyelim. Sonra da koyun alacağız. Koyu temizleyelim. Biraz şey koyalım. Ya niye takılıyor sürekli? Şöyle takılıyor. Çok dağıtmamışlar ya. Ha, şimdi dağıtacaklar. Bir saniye, biraz hızlandırayım zamanı. Bir 5 falan olsun. Şöyle şimdi dağıtacaklar. Dağıtmadılar lan. Niye dağıtmadılar? Bilmiyorum. Maaş ödemesi 1600 euro. Abi niye maaş verdik biz o kadar? Ha, biçerdöver çalışıyor. Ya bu çalışıyordu. Sonra tohum ekme makinesi çalışıyor. Ve sesiraj makinesi çalışıyor. Aynen, yani bayağı bir makineler çalışıyor, o yüzden o kadar şey vermemiz güzel. Şey yani yardımcı bir. Yardımcı C kim? Yardımcı. Ha, yardımcı C bu, tamam. Tohum şey boşalmış. Bu da dolmuş. Tamam, şimdi gideceğim ben size. Şöyle bunları bir doldurayım, sonra size gideceğim. Size dönem çevireceğim, şimdi bekleyin. Şöyle bir kepçe koyayım şunları ben. Sonra da gidip biraz koyun alalım. Koyuncuk alalım. Yani romorkla gidip alsam gel daha gerçekçi olur muydu, olurdu, ama ne bileyim şimdi yani, ki romorkumuz yok zaten. İleride romork alacağım yani, gerçekten romork alacağım. Çünkü işte bizim ileride 400 falan koyunumuz olduğunda ben onları yani de 500 falan olmasını istemeyeceğim diyelim. Ve 400 bırakacağım onları sürekli, ve 500 olduğunda da gideceğim satacağım yani, 100 tanesini, işte 50 tanesini. Şimdi gelelim. R'ye başlayalım. Abi Bitcoin 4000 euroymuş lan. Abi sen ne diyorsun?
Abi biz 100 bine bir şey alamayacağız. 10 coin alacağız biz 100 bine. Abi tam 100 bine 24 coin oluyor. Ben 30 tane alırız demiştim. Ben bir coin'e bir 500 euro 800 euro falan demiştim. Abi bir coin 4000 euro ve 200 euro ek ücret alıyor. Hadi onu bırakalım. Abi tamam 150 bin alalım. 150 bin alalım. Bayağı bir coin'umuz olsun en azından. 155 37 coin oluyor. Bizde zaten 37 coin var. Yani ilk katına katlamış olacağız coin'larımızı. Aynen. 250 binimiz kaldı. Ben parayı çok yakın zamanda ben yani çok para harcamıyorum. Harcamayacağım bütün parayı arkadaşlar. Çünkü yani cebimizde sürekli en az bir 150 bin olmasını istiyorum. O yüzden pek şey yapmıyorum yani çok şey biraz cimri davranıyorum. Şimdi 24 29 ineğimiz var ve 74 tane koyunumuz var. Şimdi bunlara ben gidip tabi depolar büyüdüğü için bunlar sanki azalmış gibi gözüktü. Şimdi suyu bayağı bir su koyayım. Burada zaten çuvallar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunlara bir su koyayım. Doldurayım suyu ağzına kadar. Çimde doldurayım. Artık burada biraz ya niye vurdum yani şimdi? Burada biraz çim var ama yani bu çimler onların ne kadar idare eder bilmiyorum artık yani. Çünkü iki kat daha fazla koyunumuz oldu. Bu da iki kat daha fazla yiyecekler anlamına geliyor. Artık yani bir omok suyu çok rahat alacaklar galiba. Aynen aşağı yukarı aynen. Aşağı yukarı bir omok suyu çok rahat alıyorlar artık. Şimdi şöyle gelelim. Şöyle çimlerin üzerinden geçelim ezelim biraz. Şöyle. Gel şöyle gel 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 şuradan şunu yandakileri temizleyelim. Şöyle dağılmasın çok. Boşu boşuna. Şimdi şöyle. Hem bir de işte Minecraft ve LoL çekersen en iyi en çabuk büyersin demiş arkadaşlar. Yani aynen ben bu olayları ben de öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu an GTA en azından YouTube Türkiye'de en çok izlenen yani oyun şeyler olarak kanallar olarak diyorum. LoL, GTA ve şey çeken işte Minecraft çeken kanallar. İşte Minecraft çeken kanallar da biraz küçük yaştaki kitleye şey hitap ediyorlar. Ben de onu biraz korkuyorum yani baş edebilecek miyim onlarla? Çünkü yani biliyorsunuz o küçük yaştaki arkadaşlarda biraz sorun çıkabiliyor işte. Sürekli entrika falan oluyor bilmiyorum yani. O yüzden de yani zaten çekebileceğim tek şey bunların bu üç şeyin arasından Minecraft. Çünkü GTA 5'im yok ve almayı istiyorum ama alamayacağım şu anlık. LoL zaten bedava ama LoL'de oynayamıyorum ben hiç yani. Seviyorum oyunu. Kötü bir oyun değil. Çok güzel bir oyun hatta. Yani ben çok zevk veriyor bana ama oynayamıyorum. Sadece böyle girdi yani ne bileyim yani mesela 3-4 aydır girmedim mesela galiba. En son yazın girdim. Sonunda girmedim yani. İşte 3-4 ayda bir giriyorum. İşte giriyorum işte 3-4 oynatıp çıkıyorum zaten. Zaten rank falan da yok. Yani tam rank sistemi zaten bilmiyorum da orada. Yani böyle. Ama GTA 5 belki alırsam çekebilirim de şu an alamayacağım ya. Ama en çekebileceğim şey bunlar arasından Minecraft. O dediğim gibi o küçük yaşta kitleye biraz hitap ettiğinden dolayı biraz korkuyorum. Bilmiyorum ya denemek lazım. Ya benim şu an zaten Minecraft'ım yok da Minecraft'ı almak sorun değil. O kadar şey değil yani. Minecraft alırız da. Şöyle boşaltalım. Ha dolmuş tamam. Şöyle boşaltalım. Zaten bunlar hem bütün çimleri aldılar. Burada zaten bu kadar çim kaldı arkadaşlar. Bir 3000 litre kadar çim kaldı burada. O kadar var mı da bilmiyorum zaten. Yani bunlar 6000 litre su, 13000 litre çim alıyor artık bir defa da bizim koyunlarımız. İnekler zaten konuşmayacağım. İnekler zaten maşallah sömürüyor. Şimdi şu römorku biz bir defa daha su dolduralım ve şey çiftliğe götürelim. Şimdi biz kaç para? Ha, 150 bine aynen. 155 bine koyun aldık. 74 tane koyunumuz var artık. Yani iyi ya iyi sayı bence. Şimdi onlar 74 tane olduğundan dolayı daha hızlı da çiftleşecekler arkadaşlar ve daha hızla da artacak onların sayıları böyle. Yani birçok yani bir 3-4 bölüme muhtemelen 80 koyunumuz olur bizim diye düşünüyorum ben. Tam emin değilim de yine de ben öyle düşünüyorum. Şimdi şuradan gelelim. Şöyle şunu su doldurmaya salalım. Şöyle. Abi sakın sakın dikkatli ol lütfen çünkü çok korkuyorum. Traktör suyun içine giderse yani sonra git teleportla şeye falan çok zor iş. Şöyle bırakalım. Yani gerçek hayatta bu remok devrilirdi muhtemelen. Traktör bilmiyorum da. Remok devrilirdi.
Tamam, şöyle bırakalım. Şimdi şöyle gidelim. Bu dolmuş. Bunu dişten durduralım. Şimdi buna gidelim, şey yapalım. Pardon. Buna gidelim. Tohum dolduralım. Gübresi var da gübre de koyalım biz. Aynen, gübresi azalmış. Şimdi şöyle, ups, şöyle. Hop, şuradan gübre koyalım. Sonra da tohum koruz. Bu traktörün arkadaşlar 48 saat kullanmışız, bu traktörü bayağı kullanmışız yani. Mavi traktör değil, 50, yani yaklaşık 60 saat kullanmışız. Yani mavi traktör 65 saat olduğunda, bu traktörü de bir 60 saat olduğunda arkadaşlar direkt satacağım. Belki de 60 saat değil, belki 55 saat olduğunda satacağım ve yeniden alacağım bu traktörleri. Yani ikisini de yeniden alacağım. İkisinden de birer tane daha. Çünkü güzel, ucuz fiyatlı, güzel traktörler bunlar. Yani bayağı güçlü iş yapan traktörler. Fakat dediğim gibi bizde olanlar bayağı kullanılmış oldukları için çok işletim maliyetleri var. Biz o işletim maliyetleri kurtarmıyor zaten. Mesela şuradan bir tane şuraya ekiyorduk. Şöyle salalım işçe. Kadın geldiğinde neyse. Küçük traktör nerede lan? Ha şöyle. Aldım bunu. Başka traktör yok zaten bunu takabileceğim. Şu an. Şöyle gelelim. Hop takalım şunu da bayağı boşuna bizden para almasın işçi. Şimdi bitirsin şu tarlayı. Zaten küçük bir tarla satayım. Boşu boşuna yarım saat beklettiriyoruz adamı. Gidelim şöyle. Şimdi bu 2017 artık böyle biçerdör dolduğu an borusunu açmıyor yani, bekliyor. Yanına gittiğiniz zaman borusunu açıyor böyle. Sadece uyarı ışıklarını falan açıyor, şu turuncu ışıkları falan açıyor. Yani güzel bir özellik diyebilirim aslında. Yani boş boşuna yarın beklemiyor öyle şey, bilmiyorum. Yani de şimdi şöyle bırakayım ben direkt. Burada beklesin bu. Bu da işini bitirmiş. Bunu da çiftliğe götüreyim ben. Bu sadece çıkar çıkar çıkar, bayır bayır bayır. Çıkaramıyor ya, zor ya. Ya gerçekten zor yani. Şimdi gidelim şöyle. Ha bu arada arkadaşlar, ben geçen video demiştim işte nasıl, ne yapsak daha hızlı gelişiriz işte. Arkadaşlarınız falan farming seven ya da benim videolarımı seveceğinizi düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onları da paylaşın falan demiştim falan da. Gerçekten güzel yorumlar geldi arkadaşlar işte. Güzel olmuş, devam et tarzında işte. Yani benim sorduğum sorulara cevap verdiğiniz falan güzel güzel ya, gerçekten mutlu oldum. Onları gördüm de mesela. İşte mesela şey, ben videoyu dün çektim. Dün sabah çektim ve akşam, yani gece saat 10, ne 10, saat 11 gibi yükledim. Ve yani bu sabah kalktığımda yani sizin yazdığınız yani güzel yorumları gördüm ve yani gerçekten insan mutlu oluyor. Ama gerçekten yani böyle şaka falan yapmıyorum yani, gerçekten çok çok güzel ya. YouTube ortam gerçekten çok güzel. Keşke biraz daha büyüyebilsek ama neyse, bununla da idare ederiz. Şimdi ben direkt şöyle yapayım. Evet, şöyle bir şey doldursak. Gelmişken suyu dolduralım. Sonra da şu yerdeki gübre az zaten. O gübreyi de bir koyalım şu bizim seralara. Sonra da başka işlere de bakarız. Biraz neklere falan bakarız diyeceğim. Neklerde aslında bakacak bir şey yok. Şimdi tamam. Su aslında, su şeyi burada, şurada kalsın aşağıda. Şöyle aynen. Şurada kalsın bu. Şimdi gidelim şöyle gübre koyalım. Tamam. Ben de şöyle uzak dökmüşüm bunu yani. Niye buraya döktüm? Olsun. Bu zaten domuzlar yanından gübreydi. Zaten iki kepçe falan varmış burada. Neyse. İki kepçe, iki kepçe. Bu koyalım gitsin. İneklerin yanında bayağı gübre var ama sorun yok. İneklerin yanında ben Romok'a getiririm. O kadar büyük bir şey de. Zaten ineklerin yanında daha büyük kepçemiz de var. Direkt kepçeyi götürmeme de gerek kalmayacak. Sadece Romok götürsem yeter. O doldu zaten. Şimdi şöyle bir kepçe daha alalım. Zaten bir kepçe son galiba. Şöyle yapalım. Yani niye böyle yere takılıyor bu? Şimdi şöyle bunu alalım. Zaten buna dolacak muhtemelen. Yok, dolmadı.
Tamam zaten o kadarmış. 1200 litre kalmış. Yardımcı hiç çalışma bitirmiş. Biçer döver miydi? Aynen biçer dövermiş. Şimdi şuna da koyalım bunu. Zaten başka da kalmadı. Diğer sera %40 gübreyle kalsın. Şöyle. Tamam. Yine de iyi ya. Şöyle gidelim ben şu kepçeyi bırakayım. Çünkü ben yakın zamanda bir kepçe alacağım. Ben diğer bölüm arkadaşlar biraz para kazanmaya çalışacağım yani. Nasıl kazanırım ben de bilmiyorum ama işte belki biraz görev yaparım. Artık görevden artık o kadar para gelmiyor yani. Bizim kazandığımız paralar çok çok daha büyük. Oynadığımız paralar artık çok daha büyük paralarla oynuyoruz ama yani görevden de yani görevden bana ya ortalama 3000 4000 euro falan veriyor. İşte maksimum 10.000 euro falan yani. Yani abi sen şaka mısın? Yani aslında 3000 euro mesela bir adama gittiniz iş çalışmak için işçi gibi. O adama diyelim bir tane tarla biçtiniz bir tane öğrenine. Ve adam size 10.000 euro veriyor. Yani gerçekçi değil yani hiç gerçekçi değil. Ama yani oyun için yani biraz az gibi sanki. Bilmiyorum. Şimdi bu burada. Diyelim şu biçerdöverdeki kalan şeyleri de bir boşaltalım. Sesin değişti lan. Ya resmen sesim değişti şu an. Ya sabah şey ettiğim için çok çok kötü ya. Ya şu an resmen sesim değişti arkadaşlar. O da videoda ben sesimi değiştirmedim yani. Kendi değişti sesim öyle. Neyse. Şöyle yapalım. Şöyle gelelim. Hop. Motor çalıştır. Zaten yerine koyacağız şey. Başka bitecek şey yok. Ha azmış. Şöyle yapalım. Bu biçerdöver biraz yavaş doluyor. Zaten borusu da ince bunun. Bayağı uzun ama ince. Borusu var. Ne bileyim böyle sanki yavaş bir boşaltıyormuş gibi geliyor bana. Şöyle gelelim. Ya bir şunu da satayım. Kalmış burada şimdi. Şeyde kalacak kultatör. Kultatör bunu şey yapacak. Şey yapamayacak. Bırakacak bunu sonra uğraş. Gel lan. Gel şuraya şöyle yapalım. Şimdi en son şu samanları toplayıp arkadaşlar şeye götürelim. İneklerin o depoya götürelim. Sonra da videoya artık bir sonuna falan ya şey yaparız. Ya bilmiyorum bakarız. Videonun şeyine göre. Bir şeyler düşünürüz şimdi. Şöyle ben götüreyim bunu yerine. Şuraya koyayım. Ya baksanıza bunun uzunluğuna bakın. Diğerine bakın. Yani çok küçük abi. O yüzden yakın bir zamanda bunu o küçük olanı satacağız. Zaten bu biçer dören değildi o. Satacağız ve daha bugün yani bu uçağdan kendi şeyini alacağız. O yüzden izleyin yani. İzleyin diğer bölümlerde. Şimdi şöyle koyalım. Bırak bunu. Bu işini bitirmiş. Bunu diğer tarlaya salayım ama diğer tarlaya arpa ekelim değil mi? Aynen. Bence de arpa daha iyi olur bu tarla için. Şöyle. Yani belki bütün tarlaları hani arpa buğday ekmem belki bir iki tanesine soya da ekebilirim bilmiyorum da. Depolamızda bizim ne kadar var bir saniye. Gidip şunu bir boşaltalım biz. Aynen. Sonra da samanları doldururuz ve videoyu bitiririz orada. Ha, bu traktör zorlanıyor ya bayağı Bromork'ta. 115 beygir yapsak da bunu yani Bromork'ta bayağı zorlanıyor bu traktör. Yani bir defa var da yani boş da değil içi. Bayağı da var. Yani bu traktör bu Bromork için değil yani bunu biliyoruz da. Şu an daha o büyük sevme takmak istemedim onu. Sevim traktörü. O yüzden bunu idare edeceğiz zaten. Şurada yakın olduğu için. Şöyle boşaltalım. Ne kadar çıkmış zaten? Görmüyorum 16.000 miydi? 10.000 ne kadar çıkmıştı? Aslında sadece bu tarladan 11.000 mi ne kadar çıkmış? Tam bak ben bakmam siz videoyu göreceksiniz ben görmedim. Yani 10.000'den fazla çıkmıştı. Yani sadece bu tarladan çıktı. Güzel bu yani. Ve bu tarla 3 defa gübreli bile değildi. Sadece 2 defa gübreli ve pullukla sürülmüştü. Ve bu kadar buğday çıktı yani demek bayağı iyi ya.
Baya baya iyi demek ki. Şimdi şöyle gidelim. Römorku yerine koyalım. Çünkü bu römork artık gerek kalmayacak. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bu oyunda herkes yani şöyle römorklarla falan geri verme falan çok yani sevmiyor ve korkuyor yani. Ve zaten geri veremiyorlar da. Ben senin yani bu oyunu yani ne kadar zamandır oynadım yani ne kadar sevdiğim belli zaten. Yani benim için hiçbir sorun yok yani. Mesela bakın şimdi şu an mesela ip gibi koydum bunu. Mesela şu an yavaş yavaş geri veriyorum çünkü size konuştuğum için. Ben genelde bunu çok daha hızlı yapabilirim yani bu geri verme olayını. Hani her türlü remote'la geri verebilir mesela. Hadi bu doğru remote diyeceksiniz. Ama ben şunun gibi ip gibi şu remote'u da gördüğünüz gibi şu o diğerinin gibi ip gibi koyabilirim oraya. Hiçbir sorun yok yani. Tabi ama bu diğerinin kadar hızlı olmayacak. Biraz daha yavaş olarak ama yine de ip gibi koyabilirim onu oraya yani sorun yok. Yani ben bu oyunda yani hiçbir şekilde yani geri vermek falan öyle şeyler sorun değil benim için. Bu da hani oyunda kadar sevdiğimi gösteriyor zaten. Şimdi hangi traktör alacağız ki? Şunu mu alsak lan? Hadi şunu alalım, başka bir boka yaramıyor zaten. Bu işe bari yarasın. Şimdi biraz ya yavaş gideceğim olsun. Olacak o kadar. Şöyle gelsin. Bakalım olacak mı? Ya buna da bir update gelmedi. Gelse çok güzel olur yani. Şeye falan kullanırız bunu. Yani biraz kötü görünüyor ama ne yapalım? Şimdi taktık artık. Bir update gelse şunu çok güzel olacak arkadaşlar. Yani şey için. Kultivatöre falan takalım bunu en azından. Yani bir işe yarasın. Diğer türlü yani hiçbir işe yaramıyor şu an bu. Ve kötü yani bu. Güzel bir şey değil. Yani bu zaten ağır makine. Yani taşımak falan için pek yani şey değil. Taşımak için olur da şey salarsak mesela kurs pre falan salırsak o zaman taşımak için olur. Yani kurs pre'de onun yavaşlığı falan hiçbir etki yapmayacak. Evet arkadaşlar yani biraz video durdurdum. Şöyle biraz çalıştım ben. Olsa zaten bayağı bir çalışma alanı daha var. Şimdi şöyle. Benim ve bu traktörün de şey koltuğu yan tarafta. Tam ortada değil böyle. Çalışmak zor oluyor bu traktörle biraz. İçeriden çalışmak zor oluyor. Diğer türlü sorun yok da. Şimdi şöyle alalım. Tamam. Şöyle arkadaşlar böyle balya yaparken böyle samanla veya işte çimle uğraşırken böyle bir şey yaparken yani bir sıra bırakıp yani bir sıra arayla yaparsanız çok daha rahat olur sizin için. Çünkü traktörler genellikle mesela şu sıradan çıktığın an şu sıraya dönersen yani genellikle hiçbir traktör bu sıradan bu sıraya dönemiyor yani geri vermek zorunda kalıyorsunuz. Ve işte bu sıradan bu sıraya. O yüzden mesela ben bu sıradan çıktım, bu sıraya atladım. Şimdi bu sıradan bu sıraya atlayacağım. Sonra bu sıradan başa vardığında da şu sıraya atlayacağım. Buradan da buraya atlayacağım. Şöyle bir sıra maksimum iki sıra arayla böyle çalışırsanız çok daha olur sizin için. Hem mesela bakın şimdi ben döneceğim ama benim bu traktör oraya dönemeyecek yani bu aynı sıraya dönemeyecek. Orada bırakacak o yüzden ben ikinci sıraya dönüyorum. Şimdi bu sıradan ben bu sıra bittiğinde ben mesela şu sıra bittiğinde buraya atlayacağım. Burada bittiğinde başa vardığımda da bunu atlayacağım. Burada çünkü bayağı boşluk var ve traktör buradan buraya çok rahat dönebiliyor. Buradan da buraya çok rahat dönebiliyor. Anladınız mı? Yani ben tabii söylüyorum size bunu böyle yapın demiyorum. Böyle yaparsanız çok daha rahat oluyor diyorum. Çünkü hani dediğim gibi genellikle hiçbir traktör oradan oraya dönemiyor yani. O kadar kabiliyetli traktörler yok yani. Dönemiyorlar yani sorun orada yani. Yani nasıl desem dönemiyorlar yani dönüş çapları o kadar değil. Yani Linear var mesela. Mesela traktör dönebilse bile mesela. Ya doldu bu. Ben şöyle biraz satayım arkadaşlar bundan bir 10.000 litre satayım şuraya. Sonra dolduralım yani çünkü buna he de yok ya ben bunu götüreyim nektir yanına. Sonra geldiğinde de burada topladığım samanları satarım da yani tam şey olsun. Aynen arkadaşlar ben bu samanı şimdi nektir yanına götüreyim. O şeye koyacağız direkt o depoya. Şöyle gidelim. Biraz yavaş gidiyor traktörümüz ama yapacak bir şey yok maalesef. Neyse ben gideyim arkadaşlar sizi boşuna yormayayım burada. Ha giderken şeyde arkamıza yok oraya gitmeyecek tamam neyse. Ya vurdum kendim ya ne kadar şeyim ya şapşal. Gidelim şöyle. Evet şimdi neredeyse geldik arkadaşlar. Sanırım ben bir yarım saatte falan geldim buraya. Tam bilmiyorum da şaka yapıyorum tabii ki de. O kadar uzun sürmedi tabii ki de ama yani bayağı bir zaman aldı yani. Çünkü 30'da gidiyor.
32 ile gidiyor daha doğrusu yani. Şey yani doğru olmak olursak. He ben video dışında biz arkadaşlar. Ben video dışında. Ups gidiyor bu. Video dışında arkadaşlar şu ağacı keseceğim. Ve şu küçük ağacı keseceğim. Çünkü burada sorun yapıyorlar boşaltırken. Şu küçük ağacı ve şu biraz büyük. Şu ağacı keseceğim arkadaşlar. Ve şu ağacı da keseceğim. Ve şu ağacı da keseceğim çünkü buradan boşaltıyor. Şu ağacı keseceğim. O, bu üç ağacı keseceğim arkadaşlar ve böyle uzun şeyler haline getireceğim. Diğer videoda biz bir tane şey kiralayıp odun remoru kiralayıp ve bizim traktörün önüne odun kepçesi kiralayıp bunları satarız yani doldurup bence iyi olur yani biraz odunculuğa da böyle güzelce girmiş oluruz. Şimdi şöyle geliyoruz geri. Ya bakın şimdi mesela bunu geri vermek zor oldu. Yani ben tabii onun o kadar şey yapacağını düşünmemiştim. Tamam. Şimdi iyiye basıyoruz. Bildiğiniz yani boşaltıyoruz. Birazcık vurdu şey oldu. Doluyor şu an ve muhtemelen dolma. Bundan acaba biz koyduğumuz arkadaşlar bizim depomuzda şey olduğunu gözükecek mi? Yani saman olduğu gözükecek mi? Aynen depomuzda saman olduğu gözükürse bakın. 33.999 yani 34.000 litre saman var depomuzda. Yani bunu kuru çimde boşalttığımızda buna burada depomuzda kuru çim olduğu ne kadar kuru çim olduğu gözükecek. Güzel bir şeymiş bu. Çim deposu bildiğiniz yani silo bu yani samanlık. Silo mantığında çalışıyor. Sadece şu önündeki ağaçları kesmemiz lazım. Ben dediğim gibi video dışında keseceğim onları. Böyle 6-8 metre 6 metre kadar keseceğim onları ve diğer videoda remork ve şey alıp şey yaparız onları. Bu ağaç bayağı büyükmüş. Neyse. Yani bu video bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize bakın. Önümüzdeki videoda yani önümüzdeki bölümde yani diğer videoda görüşmek üzere. Aşağıdan videoya like atmayı beğenmeyi falan unutmayın kesinlikle yani biliyorsunuz. Kanalıma abone da olmayı unutmayın. Çünkü bu güzel bir şey yani hem ben mutlu olurum hem de sizin için güzel bir şey yani. Ben video koyduğumda daha çabuk görmüş oluyorsunuz. Neyse hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize bakın. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.